size güzel mantılı kırmızı biber çorbası hazırlayacağım. Bu çorbayı anlatmamdaki sebep aslında klasik bir çorba yapma yöntemini kullanarak içindeki böyle birkaç malzemeyi değiştirip nasıl bambaşka ve harika tarifler yapabileceğimizi göstermek. Onun için önce çok basit bir şekilde bir tane soğanımı alıp ince ince kıyıyorum. Çorba yapımını aslında iki ana kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi püre şeklinde, öbürü de taneli çorba diye. Püre şeklinde olan böyle ya haşlayarak ya da önce birazcık hani zeytinyağlı gibi yapıp kızartıp ondan sonra onu püre haline getirdiğimiz. Öbürü de böyle çok güzel bir tavuk suyu veya sebze suyunun içine böyle farklı atılmış bu tavuk olabilir, soya filizi olabilir, başka türlü herhangi bir sebze, makarna olabilir ve farklı tanelerin atılmasıyla oluşan çorba gibi. Bu çorbanın güzelliği hani en klasik püre şeklinde yaptığımız çorbanın farklı malzemelerle nasıl güzel olacağını anlatması. Şimdi soğanlarımı güzelce ince ince kıydım. Burada ocağımın altını yakıyorum. 4 çorba kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Birazcık altı ısınsın. Bütün çorbamız için bize yeterli olacaktır. Zaten biraz da krema ekleyeceğim için onun içindeki yağ da dengeleyecek. Böyle. Bu soğanlarımı içine atıyorum. Şimdi bu şekilde soğanlarım 5 dakika kendilerini bırakacaklar. Soğanlarım bir taraftan güzelce kızarırlarken ben de 4 tane güzel kırmızı etli kapya biber diyorlar, salçalık biber diyorlar. Biberlerimi önce ortadan ikiye ayırıyorum. Sonra bu çekirdekli kısımlarını alıp böyle hatta vurarak içinde kalan bütün fazla çekirdekleri çıkartıyorum. Böyle tertemiz oluyor. Her birinde önce uzun şeritleri ayırıp sonra da böyle küp küp. Doğruyorum. Aslında mesela bu çorbayı, bu biberi çok güzel fırında közledikten sonra da yapabilirsiniz. Böyle güzel bir köz tadı gelebilir. Sarı biber var, aynılarının böyle daha hani dolmalık biber gibi olan. O sarı biberle de yapabilirsiniz. Hatta şöyle enteresan bir tarif var. Bir tencerede kırmızı biberi yapıyorsunuz, bir tencerede sarı biberi yapıyorsunuz. O biraz daha böyle turuncu oluyor. İkisini bir kaseye, birini bir tarafa, birini bir tarafa boşaltıyorsunuz. Böyle iki renk çorba bir arada yapılabiliyor. Böyle enteresan bir tarif de var. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi biberlerimi güzelce kareler halinde kestim. Soğanlarım da hatta hafif karamelize de oldular. Kenarları böyle ufak ufak renk değiştirdi. Biberlerimi içine atıyorum. Böyle güzelce kızaracaklar. O sırada da 3 tane baharatım var. Bunlardan ilki kahverengi şekerim. Bir çorba kaşığı kahverengi şeker ekleyeceğim. Alttan zaten birazcık soğandan da alıyor, biberden de alıyor. Güzel bir tatlılık verecek. Sonra böyle güzel bizim ekibin böyle hasat ettiği defne yapraklarımız var. Nefis kokan. 3 yaprak da defne yaprağını atıyorum. Ve de kimyonum var. 1 tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. O böyle hafif, ben kimyona benim küçük et büyüğüm diyorum. Hafif bir etimsi bir koku katacak. Şimdi de suyunu ekleyeceğim. Onun için lal tiryakiden 2 su bardağı su ekliyorum. Bu böyle 230-240 ediyor. Böyle o güzel kokusunu çıkarmaya başladı bile. Ve de iyi çorba yapmanın
altındaki güzel sırlardan bir tanesi de aslında tavuk suyu veya et suyu veya sebze suyu. Bizim böyle çok güzel hazırladığımız bir tavuk suyumuz var. Bir su bardağı da tavuk suyu ekliyorum. Böyle güzel fırında pişirdik. Hatta nasıl böyle iyi bir tavuk suyu tarifi isterseniz onu da internete sizin için özel olarak koydum. Onu da izleyebilirsiniz. Bu böyle kaynamaya başlayacak. Bir tane eksiğimiz kaldı. O da güzel bir acılık. Onun için de böyle bir tane kurutulmuş kırmızı biberi. Böyle pul biber de kullanabilirsiniz ama bu biberlerden muhakkak böyle hani kolye şeklinde satılıyor ya, almanızı tavsiye ediyorum. Bunun kattığı acılık böyle çok daha böyle bir asil, kendi benliği yerinde oluyor. Şiddetle tavsiye edilir. Bunu da güzelce ince ince kıyıyorum. Arada böyle birazcık daha büyük parçalar gelebilir. Onlar daha acı sevenlere küçük sürpriz oluyor. Eğer bu kadar acı sevmiyorsanız şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bütün biberi böyle başından ve sonundan ince bir şekilde şerit halinde çizin. O acılığını tatlısından verecek. Sonra da dışarı atıp hani onu başka bir şey için kullanabilirsiniz. Bir et yemeğine de o şekilde kullanılabilir. Ekledim, karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım. Böyle 15 dakika güzelce kaynayacak, iyice yumuşayacak. 15 dakika bekleyeceğiz. Biberim gayet güzel bir şekilde kendini bıraktı. Böyle kokular da birbirine karıştı. Şimdi içinden defne yapraklarımı çıkaracağım. Onlar işlevlerini tamamladılar. Çorbamı çok güzel kokuttular. Şöyle. Şimdi içine birazcık tuz ekliyorum. Siz hani tuz miktarını kendi hastalığınıza göre ayarlayın. Sağlık durumunuza göre ayarlayın. İki diş de sarımsağım var. Onları böyle güzel bir şekilde sıkarak sularını. İyi bir sarımsak ezici almanızı şiddetle tavsiye ederim. Öbür türlü zavallılar, yarısı içeride kalıyor. Böyle takılanı ters çeviriyorsunuz. Boşlukları tekrar açıp bir daha sıktığınızda kalan da geliyor. Sarımsağın suyu da güzel bir şekilde akmış oluyor yemeğe. Bu şekilde altını kapatıyorum. Şimdi böyle güzelce blenderımla kuru hale getireceğim. Bu tarz tencerelerde karıştırırken dikkat edin. Hani altındaki metal tarafı fazlaca değmesin. Çorbam şimdiden güzel gözüküyor ve böyle hani hemen bir kaşık atıp yiyesim geliyor. Ama aslında böyle 2 saat beklemesi lazım. Onun için de böyle dinlenirken güzel biberiyenin de tadı çıksın diye bir dal biberiyeyi içine atıyorum. Bu biraz zayıf bir daldı, o yüzden bir dal daha alacağım. Şöyle bir yarım dalım var. Onları da ekliyorum. Eğer isterseniz biberiye tadı birazcık fazla gelir gibi olursa size bütün bir dal olarak atıp böyle 2 saat, 3 saat orada dinlenmesini sağlayın. Ondan sonra o tat çıktıktan sonra aynı defneye aldığımız gibi alabilirsiniz. Bunu böyle bu şekilde mümkünse 2 saat, isterseniz bir gece bekletin. Çorbam çok güzel dinlendi. Şimdi böyle bir 100 mililitre, yani bir kutunun yarısı kadar krema ekleyeceğim. Kremayı alırken şöyle bir şeye dikkat edin lütfen. Bazılarının üstü böyle 50 numaralı böyle bir sürü katkı maddesi olan kutularda var. Hiç katkısız olanlarda. O yüzden hani muhakkak arkasına bakın ve kremanızı öyle seçin. Bu böyle yavaşça ekliyorum. Eğer çorba sıcakken eklerseniz kremanın hafif bir kesilme ihtimali var. O yüzden soğuk eklemeniz önemli. Karıştırıp altını açıyorum ocağın. Çorbam böyle kaynaya dursun. Ben de daha evvelden çok heyecanla hazırladığım ve bu çorbaya da böyle hani
güzel bir dokunuş olan mantılarımı fırından çıkaracağım. Bunlar böyle hatta atıştırmalık olarak bu şekilde yiyebilirsiniz. Ama çorbada açırsa daha da güzel olacak. Bizim ekmek fırından aldığım hazır böyle güzel hani kıymasından da emin olduğum mantılar. Bunları böyle önce üzerine birazcık yağ sürdüm ve fırının ızgarasında yaklaşık 7 dakika güzelce çevirdim. Ve böyle tatlı tatlı karardılar. Bunu tabii yağda da kızartabilirsiniz ama fazla yağ kullanmış olun. Hiç gerek yok. Çorbam da güzelce kaynadı. Mantılarımın bir kısmını ekliyorum. Böyle 5-6 tane ayırıyorum ki en son böyle üstte güzelce gözüksün diye. Bunlar tamamdır. Böyle. Bunu hani hemen de alınabilir. Çünkü hemen zaten mantılar piştiği için çorbanın sıcağında açılacak. Ya da bir 5 dakika, 10 dakika sonra servise hazırdır.